Selam, ben Davut da. Dostlar, biliyorsunuz son birkaç gündür Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocaya yönelik olarak linç girişimleriyle alakalı sosyal medya baya bir çalkalanıyor. Basında da yer aldı tabii. Hocayla yapılmış olan programı, Ruşen Çakır Beyefendi'nin yapmış olduğu programını da izlediyseniz, hocanın ne kadar üzgün ve yanlış anlaşılmanın bir insanı nasıl sıkıntılara sokacağını, üzeceğini görmüşsünüzdür. Gerçi onları izlemenize gerek yok. Bir insan yıllardır ben şunu anlatmak istiyorum, hala neyini anlamıyorsunuz, bu da benim şahsi kanaatim diyen bir insanın hala birileri tarafından senin niyetin başkadır, sen dış mihrakların oyunusun, piyonsun, sen şunun bunun ajanısın, senin niyetin işte dini yıkmak, milleti bölmek, vatanı parçalamak şeklinde gülünç ithamlara maruz kalmak gerçekten insanı, inanın dostlar, dinden de soğutuyor, vatandan da soğutuyor, yaşamaktan da soğutuyor. Kısmen ben de yaşadığım için, hatta bazen baya yoğun yaşadığım için hocanın o haleti ruhiyesini çok iyi anlıyorum. Muhtemelen sizler de benzer linçe maruz kaldıysanız sizler de empati yaparak anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Öztürk hocayı severim. Mustafa Öztürk hocayı 16-17 yıl öncesinde Kur'an Dili ve Retori isimli kitabını okuyarak tanıdım. Şahsen kendisiyle 2015 yılında tanıştım. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocayken zaman zaman ziyaretine giderdim. Hocamızla saatlerce sohbetimiz oldu. Gerçekten Ali Cenap bir insan, aydın bir insan, entelektüel açıdan zengin bir insan ve bence bu toprakların yetiştirdiği ender bir şahsiyet diye düşünüyorum. Ve her zaman söylediğimiz bir şey var, yine hatırlatalım. Hatasız değil, her insanın her açıdan, din açısından da, insanlık açısından da hataları olabilir. Bunu tartışmanın bile bir anlamı yok bence. İnsan hata yapar mı, yapmaz mı? İnsan eleştiri açık mı, değil mi? Eğer bu tartışılıyorsa bence yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü tabii ki de insan hata yapar, beşer, şaşar. Bu çok doğal bir şeydir. Hatta bazı hatalarımız, bazı güdülerimiz, bazı istemlerimiz o kadar doğaldır ki bunu neden ayıpsıyoruz? Bunu da anlamış değilim. Neyse dostlar, lafı fazla uzatmayayım. Çünkü zamanım biraz kısıtlı. Ben öncelikle Mustafa çok pardon. Mustafa Öztürk hocayı her zaman destekledim. İlmi anlamda hocamıza katılmadım. Tabii ki de çok fazla mevzu var, konu var. Onlar ilmi mercialarda konuşulur, tartışılır. O kimseyi ilgilendirmez. Çünkü ilmi bir muktesebat varsa konuşursun. Bu da çok doğaldır. Bunun dışında Sayın hocamızın ne demek istediğini, ne yapmaya çalıştığını çok iyi bildiğim için gerçekten onu tanımadan, bilmeden bu şekilde linç girişiminde bulunan ve kendilerini dindar olarak tanıtan insanları da esefle kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. Hiç yakışmıyor size. Harbiden yakışmıyor. Ama diyeceksiniz ki dostlar, Davut hocam yani yeni mi gördün? Onlardan da bu beklenir. Ben de size diyeceğim ki sadakte doğru söylüyorsun, doğru söyledin. Başka ne diyebilirim ki? Şimdi Mustafa Hoca'yı söylediğim gibi 16-17 yıl öncesinde o ilgili kitabını okuyarak başladım tanımaya. Bildiğim bütün kitaplarını okudum dostlar. Dünkü videomda da söyledim. Yazmış olduğu tefsirin o ilk cildi hariç olmak üzere bildiğim bütün kitaplarını okudum. Kendisinin birçok programa katıldığını biliyorum. O programların birçoğunu da izledim, biliyorum. Hocayı bu yüzden de çok iyi tanıdığım ve tahlil ettiğim kanaatindeyim. Yani gıyabi talebesiyim diyebilirim. Bunun yanında Sayın Hocanın Kur'an kültürüne gerçekten hayranım. Bilirsiniz dostlar, benim de Kur'an tarihine yönelik araştırmalarım çok yoğundur. Hatta ihtisas alanımdır. Hatta bazen diyorum ya, hayatım kadar iyi bildiğim sahadır Kur'an tarihi. Bu yüzden de Sayın Hocaya o açıdan da ayrı bir değer veriyorum. Mustafa Hoca dinin son hükmünü söyleyen kişi benim demiyor. Mustafa Hoca dini gelin benden alın demiyor. Adamın böyle hiçbir cümlesi yok, iddiası yok, işaret bile etmiyor. Hatta her zaman altını çizerek şunu söylüyor. Bu da benim acizane fikrim. Yanılabiliriz. Adam bunu bağıra bağıra söylüyor. Vahiy hakkında şunu söylemiş, Kur'an hakkında bunu söylemiş, işte Allah hakkında bunu söylemiş. Ya Mustafa Hoca'nın yanlış bulduğunuz o söylemlerden 10 kat, 20 kat, 30 kat daha rahatsız
olmanız gereken birçok söylemi sizin Hazreti diye hitap ettiğiniz o mutasavvıflar, muhaddisler, müfessirler ve kelam alimleri, mütekellimler defaat ile söylediler. Hani ben onlara da kızmıyorum, onlara da yargılamıyorum. Dinin böyle bir yanı var, insanı savuruyor. Çünkü müevvel olan din yorumuna göre yaşamak zorunda kaldığımız için, yani yorum yapılmış olan dini yaşamak zorunda kaldığımızdan ve din de kendisinin yorumlanmasına yönelik olarak bu şekilde zorunluluk yüklüyorsa bize, yani böyle bir lojistik destek sağlıyorsa ki sağlıyor, insan olarak bizim de yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Mecburen yorumlanıyor. Yorumlanınca da insan savrulabiliyor. Hata eder, etmez. O ayrı bir şey. Hani hata ettiğini nereden biliyorsun? Doğru söylediğini nereden biliyorsun? Yine yorum endeksi söylemek zorunda kalıyorsun. Mustafa Hoca dine hakaret etmedi. Mustafa Hoca Allah'a hakaret etmiyor. Adam altını çizerek diyor ki, ya benim işte Allah tasavvuruma göre Allah işte yemin içmez, kızmaz, lanet okumaz diyor. Katılırız, katılmayız. Gerçi ben çok daha büyük laflar ediyorum. Yani evreni yaratan ilahın bizden kulluk istiyor olması bile bana göre Allah'ın gardını düşüren bir şeydir. Bu çok büyük bir sıkıntıdır. Hal böyle olunca da bak benim yani Davut Han Allah tasavvurunda var olan bir şey. Yani benim karşıma çıkarak 100.000 tane ayet okusan da benim bu görüşümü sen değiştiremezsin. Çünkü benim tasavvurumdaki o Allah evreni yaratan ilahın benden kulluk istiyor olacak kadar kendisinin gardını düşürmesi, yani biraz alçalması, yani gerçekten kabulü çok da zor olan bir şey. Mümkün olmayan demeyelim ama zor olan bir şey. Ve her zaman şunu diyorum, Mustafa Hoca'ya da destek niteliğinde olsun. Bu yaşam gibi komplike olması bir tarafa, kaosu barındırması bir tarafa, güzellikleri, mükemmellikleri, muhteşemlikleri bir tarafa, bu vahşeti barındırması, her canlının başka bir canlının menüsünde yer alacak bir konsepte var edilmesi ve bu var edenin de o tanrı olması bize şunu gösteriyor. Açık bir şekilde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tanrıdan her şeyi bekleyebiliriz. Bu tanrıdan her şey beklenilir. Yani yaptıkları yapacaklarının teminatı mıdır Davut Hocam? Vallahi öyledir. Yani ben bu tanrıdan, bu Allah'tan her şeyi beklerim. Bu illaki onu eleştirme anlamında söylenilmiş bir söz değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şunu demeye çalışıyorum. Ya bu kadar berbat bir hayatta yaşamamızı zorlayan bir ilah küfür de eder, lanet dokur, böyle insanların eleştireceği hükümlerde indirebilir anlamında söylüyorum. Bu yüzden de Mustafa Hoca'yı ve diğer sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri söyleyen düşünürleri din adına eleştirmeden önce bir kez daha düşünün diye rica ediyoruz. Şimdi neyse çok fazla detaya inmeyelim, felsefi konuşmalar yapmayalım. Çünkü teşekkür videosudur bu, yine lafı uzattık. Arkadaşlar son birkaç gündür Mustafa Öztürk hocamızı destekler niyetiyle çok fazla gerçekten şeyler aldık, destekler alıyoruz. Görüyorum sosyal medyada, şurada, burada, dışarıda gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Mustafa Öztürk adına, insanlık adına, hürriyet adına, düşünce özgürlüğü adına Mustafa Öztürk hocamı destekleyen, dindar ve dindar olmayan hepinize, cümlenizi tebrik ediyorum. Müteşekkir olduğumuzu, teşekkür ettiğimi gerçekten alenen ilan ediyorum ve gerçekten teşekkür ediyorum canı gönülden. Özellikle de dindar olmayan arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani ben birçoğunun desteklediğini en azından biliyorum, bekliyordum. Hani beklemediğim kişilerden de destekler geldi. Mesela Yakup Deniz'den. Ne yalan söyleyeyim Yakup Deniz, senden hiç beklemiyordum. Beni gerçekten şaşırttın ama hasaten sana da teşekkür ediyorum. Harbiden teşekkür ediyorum. Dindar olmayan arkadaşların bu yakınlığı, Ali Cenaplı beni gerçekten duygulandırdı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ne diyeyim şimdi size? Allah sizden razı olsun diyeyim mi? Hadi demiş olalım, biraz gülersiniz. Allah razı olur veya olmaz, harbiden bilmiyorum birçok şeyi. Onun adına çok konuşmak istemem. Zaman zaman bazen böyle laf sokuştursak da kastettiğim şey onlar değildir arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. Ama gerçekten çok duygulandım. Mustafa Öztürk Hoca'ya yönelik destekler devam edecek. Ama bunun yanında o hocaya bu şekilde linç girişimde bulunan ve istediklerini elde eden hocayı maalesef çalışmış olduğu görev yaptığı Marmara Üniversitesi'nden istifaya, emekliliğe zorlayan ve hocaya
yani kan kusturan o güruhun kişi veya kişilerin yani şu an mutluluklarını görüyorum. Çünkü video paylaşımları da yapıyorlar. Oh şükür oldu falan, kurtulduk falan, sapık gitti, şudur budur, çocuklar zehirlenmeyecek kabiliğinden. Yani birçok video paylaşımı var YouTube'da. Beni üzen arkadaşlar yani o insanların bu boş hali, canavarlıklarından ziyade gerçekten değer verdiğim bazı hocaların Mustafa Hoca'yı anlamadan eleştiri yapmaları. Mesela Ebubekir Sifil Hoca, ben hiç beklemem Ebubekir Sifil Hoca'dan. İhsan Şener Hoca da hani biraz o kışkırtıcı şeyle, usluba uygun olmaya çalışarak, ağzı biraz yani aşırı bozuk olmasa da biraz ağır ithamlarla, mesela ebleh tabirini kullanarak, ebleh ahmak demek dostlar. Bilmeyenler için söylemek isterim. Tabirini kullanarak Mustafa Hoca'ya yönelik olarak yapmış olduğu eleştiriyi de esefle kınıyorum. Hiç yakışıyor mu Şen Hocam sana? Bence yakışmıyor. Ya zaten tarihselcilikle alakalı yıllardır yapmış olduğunuz o ilmilikten uzak şeyleriniz, eleştirileriniz, reddiyelerinizin ele alınacak bir tarafı yok. Ya bilmeyen insanlar mevzuyu bilmedikleri için eleştiri yaparlar. Onları anlarım çünkü cahildir, harbiden bilmiyor. Ama siz ilim erbabı insanlarsınız. Mustafa Hoca ne demek istediğini adam altına fosforlu kalemle çizerek anlattığı halde hala adamı farklı tanıtmanız ve adamı din düşmanı ilan etmeniz, adamı ajan ilan etmeniz, adamı oryantalistlerin kulu kölesi ilan etmeniz, onlardan besleniyor falan demeniz. Ben de bunu anlayamıyorum. Ya Mustafa Hoca'nın bilgi naklinde bulunduğu eserlerin bütün kitaplarını okumuş bir insan olarak söylüyorum. Adam İslami eserlerden ve sizin ehli sünnet demiş olduğunuz alimlerin eserlerinden iktibasta bulunarak, alıntı yaparak adam kitap yazıyor. Bunu bildiğiniz halde hala daha yok o Gadamer'den etkilendi, yok Nöldek'ten şunu aldı, yok Goldsler'den bunu aldı, yok Montgomery Watt'tan şu şekilde beslendi, yok bilmem şundan bundan aldı diyerek adamı töhmet altında bırakarak sanki onların kulu kölesi imiş gibi, onların yeryüzündeki Türkiye'deki distribütörüymüş gibi anlatıyorsunuz. İşte Allah'a hakaret etmek için var, peygambere hakaret etmek için var, dini yıkmak için var diyerek lanse ediyorsunuz. İnsanları bu şekilde dolduruşa getiriyorsunuz. Bu bence ahlaksızlıktır. Ama şunu bilesiniz ki Mustafa Hoca sahipsiz değil. O hocalar gerçekten sahipsiz değil. Ben her zaman destek vereceğim hocalarıma. Destek veriyor millet. Gerçekten veriyor. Verecek de. Bunu bilesiniz. Görüyorsunuz dindar olmayan birçok insan bile destek veriyor. Gerçekten yine teşekkür ediyorum ben. Yani bu aklıma geldikçe teşekkür edeceğim ben size. Bundan emin olabilirsiniz. Neyse daha fazla uzatmayalım. Tekrardan Mustafa Öztürk Hoca'ya ve onun gibi düşünen özgür ruhlu insanlara özellikle destek veren dindar olmayan insanlara ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Görüşürüz.